Herkese merhaba. Dostlar bugün çok hüzünlüyüz. Motorumuz gidiyor artık. CB650 ara elveda diyoruz. Nazilli'ye gidiyorum. Ya uykuluyum, biraz sesim garip çıkabilir. Erken saatte gidiyorum çünkü geç yattım. Dostlar diyeceksiniz ki abi bu ne hız? Yani ben de bilmiyordum inanın bu kadar hızlı satılacağını. Ankara'dan bir takipçim alıyor, Hasan Bey diye memur. Beni de takip ediyormuş zaten, YouTube kanalımı da biliyormuş. Ben ilana koyduğum gibi direkt dedi ki ben geliyorum almaya. Kimseye verme kardeşim, ben alacağım o motoru dedi. Tamam abi dedim ben de öyleyse. Yani şimdi bu videoda nasip olursa size yeni aldığım motoru da göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben de çoğu şey şeffaf. Ya biraz hüzünlüyüm. Hızlı oldu çünkü. Bu kadar hızlı satılacağını inanın tahmin bile etmiyordum. Nasip diyelim. Hasan abi güle güle binsin bu canavara. Biz de yeni diyarlara açılmaya devam edelim. Yeni makinelere bakmaya devam edelim. Bakalım aklımda bir iki tane motor var arkadaşlar. Değerlendireceğim. Şu Svitim'in İpleri kaskıma vuruyor, ses çıkmasın. Onları düzelteyim sizin için. Tık 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 sesleri gelir yoksa. Hemen şunu bir... Evet arkadaşlar bağladık. Tekrardan yola çıkalım. Ya dediğim gibi biraz hızlı oldu. Hani motor alıp geldik, direkt sattık. Bu kadar hızlı satılmasını beklemiyordum, inanın beklemiyordum. Bir anda aldı. Ben de şaşırdım ya, dedim hani öyle düşük bir rakama falan da koymadım arkadaşlar, piyasa değerinde koydum ve direkt satıldı yani. Alan hayrını görsün diyelim. Zaten Hasan abiyle şimdi tekrardan videoyu çekeceğim size vardığımda. Honda servisine gidiyoruz Nazilli'ye. Yani Honda servisi çünkü makine 8700 kilometrede. Hasan abi 700-800 kilometre yol gidecek tekrardan. Dedi ki kardeşim dedi, Nazilli'ye getirsem motoru, Honda servisinde bakımını yaptırıp öyle götürmek istiyorum dedi. Ben de dedim ki tabi abi seve seve gelirim, sorun yok. Hem orada dedim istersen dedim motoru da kontrol ettirebilirsin dedim. Ben malımın arkasındayım dedim, yani kefilim dedim. Kendim zaten ekspertizini yapmıştım. Bakalım eğer içeride usta izin verirse, Honda servisi video çekmemize izin verirse biz de aynı şekilde nelere baktıklarını falan çekeriz. O zaman Hasan abinin yanına gidince görüşürüz dostlar. Şimdilik elveda. Alo. Hasan abi neredesin? Konya yolundayım, Konya yolunda. Servisin içindeyim şu an ya. Ben servis nerede Nazilli'de, ben bilmiyorum ki. E sen bakmadın mı navigasyondan? Hemen otogarın karşısında ya, çaprazında. Otogarın derken yani ana yol üzerinde mi abi yoksa otogara gire... Otogarının aynen aynen ana yol üzerinde. Neresi olur bir saniye bir abi. Abi garaja girmeden düz mü devam ediyorum? Hemen sağında zaten, hemen sağında. Tamam 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 tamam, hadi geliyorum, 2 dakika oradayım. Abi ben Kuşadası Honda'yı biliyorum yani. Nazilli Honda'yı bilmiyorum. Ya sanki kaç tane Honda motorum oldu da Honda servisini bileceğim. Daha ilk Honda motorum. Dur bakalım ya. Dur bir dakika ya. Ne vuruyorsun abi ya? Ulan kahvaltı da yapmadım. Haydi yan 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 bir kere de yan. Bitsin bu dertlerimiz. Haydi yaz 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 bir kenara yaz bütün dertlerini. Unutursam çık karşıma göster kendini. Na 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 na. Yeter ulan yeter! Yeter! Sesim de çok kötüdür arkadaşlar ya. Lan hadi lan. Hah.
Hasan abim selamünaleyküm. Nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Evet, seni biraz beklettim. Hava ilişkiler. Trafik çok vardı Aydın'da. İşte de radar çok koymuşlar. 90'ı geçemedim. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Öyle arada şurada biraz bastım. Son kez veda ediyoruz diye. Abimle de konuştum, şey dedi ya. Kopu çeyrek gibi gel demişti de. Aynen. Tamam, sorun yok abi. Geçeriz içeriye. Tamam, ondan biraz sonra şey yaparız dostlar, tekrardan kamerayı açarım. Hasan abi var mı diyeceğim bir şey? Tamam. Ya Hasan abi de bu arada YouTube'dan takipçim. Yani vallahi takipçime nasip oldu, öyle olsun. Kapatayım arkadaşlar, ben görüşürüz. Honda Aysanlar'dayız. Hasan abim motora baktırdı. Motor da hata kusur. Kilometresi orijinal. Değil mi Hasan abi? Aynen öyle. Herhangi bir problem çıkmadı. Hiçbir sıkıntı yok. İçine sindi. İçime çok iyi sindi. Beraber plaka Eksin çıkartmaya gittik. Plakayı çıkarttık. Plakamızı her şeyi yaptık. Yemeğimizi de yedik. Motorumuzu hallettik. Yemeğimizi de hallettik. Kesene bereket olsun. Allah razı olsun abi. Ne demek ne demek. Ya her zaman diyorum işte, güzel insanlara gitsin abi. Güzel insanlarla karşılaşmak çok önemli. Aynen. Ben motoru aldım geldim. Şimdi takipçilerim biraz bana kızacak. Niye? Çok hızlı sattım. Yani bir anda hızlı sattım ama nasipmiş diyelim, nasip diyelim. Aynen, bakalım bu videonun devamında eğer motoru alabilirsem onlara bir sürpriz yaparız, değil mi? Yani aynen, güzel olur Hasan abi. Aynen. Hasan abi bile bilmiyor şu an benim ne alacağımı. O da YouTube'dan öğrenecek, söylemedim yani ne alacağımı. Valla Hasan abi işte içine sindiyse motor burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Biraz pis, ben sabah gelirken toz oldu. İşte Hasan abinin de gönlüne içine sindi. Dediklerimin dışında bir şey çıkmadı. Doğru mu Hasan abi? Aynen aynen. Hiçbir sıkıntı yok. Abi güle güle bin. Çok kazasız çok belasız. Çok ayağına taş değmesin. Motoruna taş değmesin. Böyle uzun yıllar motor sürmen dileğiyle. Yavaş sür abi. Dikkatli sür. Aynen aynen. Aynen. Aramızdan ayrılma. Aynen, aramızda inşallah, kal hep. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de abi. Ankara'ya gelince yanına uğrayacağım abi. Aynen, söz veriyorum. Bekliyorum. Ben de çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Buradan sağ olasın. Takipçilerime bir şey demek ister misiniz? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet abi ya. Abone olmuyorlar abi. Evet. Aynen. Abone sayı, hak etmediğimiz bir abone sayısı var. Aynen öyle. Doğru aynen mu abi? Öyle. Aynen öyle. Ben belki kardeşim, sürekli abone ol demiyorum güzel. Ama sürekli abone ol demiyorum ama ben sıkmak istemiyorum insanları sürekli abone ol diye, ama bir abone olurlarsa abone çok. Abone olurlarsa aynen. Evet olur, abi. Olur. Abi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Tekrardan sağ görüşmek abi. Üzere. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, gitmeden son bir kez. Patlar egzoz. Aslan ya, kükrüyor ya. Abi minibüsle döneceğiz ya, minibüsle ya. Abi tekrardan Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Sen de. Canım abi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Dikkatli git abi. Varınca da bir mesaj at. Tamam, aynen öyle. Gel abi, bir çekeyim seni. Hey maşallah. Aman yavaş. Direkt Ankara. Direkt Ankara. Yapıştır. Başkent Ankara benim. Sensiz çok dar yerim. Sen bana bir evet de. Bütün Ankara sen. Başkent Ankara benim. Sensiz çok dar yerim. Sen bana bir. Hadi bakalım abi, Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Beyler, yayından kalın. Takip edin. Dur, birazdan görüşeceğiz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Videonun devamı. Evet. Bugün bayağı bir koşuşturmalı geçti benim için. Yani siz de merak ediyorsunuz biliyorum ama öncesinde şunu açıklamak istiyorum size. Yani bu tamamen arkadaşlar, motoru satma nedenim tamamen kar odaklı bir satıştı. Al sat yapıyorum genelde böyle ve hani kar ediyorum dostlar. Ve bu almış olduğum motoru da gerçekten çok uyguna aldım. Yani sizlere, yani Teres Motorlog ailesi olduğunuz için, yani bunları da açıklamak istiyorum. Yani niye bu adam bu kadar hızlı alıyor satıyor derseniz, yani bu motoru da aynı şekilde hadi ben konuşmayayım da göstereyim size. Evet. Yine MT7'ye geri döndük. Fakat arkadaşlar bu sefer ki boş değil. Bakın, full sistem Boğaz'dan Akropoviç var. Kısa kuyruk var. Baba torna koruma demirlerimiz var. Tank pedimiz var.
İşte ekran jelatinimiz var. Radyatör korumamız var. Kafa siperliğimiz var. Bayağı güzel, gırtlak dolu bir motor. Orijinal kuyruğunu ve orijinal egzozunu da yanında aldım arkadaşlar. Ve gerçekten çok uygun bir fiyata aldım. Piyasanın altında aldım. Ne kadar aldığımı söylemeyeceğim ama yani uygun aldım arkadaşlar. Arkadaş biraz paraya sıkışmıştı. Ben de para teklif ettim. Bu para olur mu diye. Olur dedi. Ve ben de aldım. Yani bir müddet artık ne kadar durur bilmiyorum ama yani yine bunu satacağım zaman da zaten size haber ederim artık arkadaşlar. Satıyorum evet diye. Bir öncesinde bir video yaparım. Ha, bu arada diğer motorumu da biliyorsunuz videonun öncesinde takipçim aldı. Yine YouTube'dan takipçime gitti ve çok mutlu oldum. Hasan abiye de buradan yine selam olsun. Güle güle kullansın diyorum. Evet arkadaşlar, bir sesini de dinleteyim ben size. Bakın. Benzinimiz de full. Sesi kıyamet. Bakın. Oy. Tabi bir 4 silindir olmasa da yine sesi güzel arkadaşlar. Ama tabi 4 silindirin yerini hiçbir zaman tutamaz. Ama tabi hani normal üzerindeki egzozdansa bu egzozu yeğlerim, daha güzel bir ses çıkıyormuş. Biliyorsunuz benim 2022 MT07'm vardı. Ve sürekli diyordum acaba egzoz taksak nasıl olur, egzoz taksak nasıl olur, ha. Egzoz taksak işte böyle olacakmış. Abi bu motorda da az bir şey gaz veriyorsun, direkt tekere geliyor yani. Kendim yapmıyorum dostlar, kendisi kaldırıyor. Nasıl görünüş ama? Koruma demirlerinin falan görüntüsü. Nardo gri, jantlar turuncu, en çok tutulan rengini aldık. 2021 model, 5 yıl garanti uzatması var. 2028 yılına kadar garantisi var dostlar. Kilometresi 10.000'de. Tam 10.114. Ben 10.000'de aldım. 114 kilometre kullandım. Evet, bir hani bu yurt dışında yabancılar atıyor ya, 4K POW, Akropovic, işte sound falan, al sana Akropovic bak. Patlıyor arkadaşlar. Bir geçelim. İkiyi al. Patır patır patır. Bak bak sese bak. Hakikaten güzel ses çıkıyor ya. Ama tabii bir 4 silindirin yerini tutmaz. Ama güzel bir ses çıkıyormuş. Yani kötü bir ses çıkmıyormuş. Ama abi tam cezalıyız. Yani bunun o Akropovic'in içine giren demiri var ya. Onu o bu çocukta yokmuş. Abi diyor onu yok diyor. Kayboldu galiba diyor. Onu mutlaka benim bulmam lazım. Evet dostlar, motokampa geldik. Görüşmek üzere. Motorumuzu burada daha sonra detaylı incelemesini paylaşırız. Bay bay.